Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Ama başlıkta da gördüğünüz gibi elveda Kraliyet Hayaleti diyoruz arkadaşlar. Bugün Kraliyet Hayaleti'nin son günü, son saatlerini yaşarken bizler de Kraliyet Hayaletleri ile son savaşlarımızı yapmayı planlıyoruz. An itibariyle ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kraliyet Hayaleti'nin son defa CV'sine bakmış oluyoruz. Yani 7 seviye full seviye olarak barınma alanı, hareket hızını vesaire vesaire her şeyini görüyorsunuz. Ama bizim için önemli olan şu ki biliyorsunuz ki Kraliyet Hayaletleri sadece Cadılar Bayramı'nda geliyor. Bugün de Cadılar Bayramı'nın son günüydü. Hepimizin bayramı mübarek olsun diyeceğim de biraz soğuk espri olacak. Hiç o toplara girmiyorum abi. Şimdi Kraliyet Hayaletleri arkadaşlar son savaşlarımızı yaparken hemen şöyle ok kralı, güzel ganimetli köyler bulmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki son zamanlarda duvarlara abandığım için ganimet kasmaktayım. Hemen arkadaşlar güzel oranlı ve güzel bir ganimet oranı bulan köyü bulup hemen geliyorum. Hemen ilk saldırımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle okkalı bir ganimet buldum abi. Öncelikle onu söylemek istiyorum ve şöyle beklemeden gireceğim. Bir de var ya her şey elimin altında. Abi resmen gel beni ye diyor şu an. Hemen şöyle birer taneyle başlayalım. Ve şöyle abi devam edeceğim. Burada da bir tane atalım. Şu ön kısmı bir temizleyelim abi. Arkadan da destek veriyorum şu şekilde. Daha sonra şöyle ufak ufak. Ah be o da orada bir tane Kraliyet Hayaleti'mi yedi. Sıkıntı yok abi. İlla ki yemesi lazım. Yemezse zaten savaşın gidişatını onlar belirlediği için sıkıntı yaratacaktı. Şu an girdik. Bu noktayı bitirdik sayılır. Şöyle birer tane daha bırakalım. Son alacaklarımızı alalım ve depo noktasına abanmaya başlayalım. Burada Karekse de busu da burada ama şuradaki sondaları da bırakmayacağım tabii ki. Bir tane önden atın arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz tuzak çıktığında güme gidiyor. Ve şöyle hero'ların direkt tepesine atın. Direkt içinden geçsin arkadaşlar. Burada bir tane depom kalmış. Ne kadar içerisinde var bilmiyorum ama tabii ki oho. Ulan tüm tuzakları da direkt buldu var ya. Arka arkaya attım abi. Bir tane buraya öfke atıyorum. Bu öfkeyle tuzak da çıkmazsa orayı parçalat içinden. Net söylüyorum geçer arkadaşlar. Hemen oraları alalım. Karekser'i de al. Çok iyi. Bura bitti. Şimdi son olarak şurada bir tane sonda var. Orayı almak için de mecburen şuraları biraz temizlemem lazım. Bu arada direkt dev bombaya çıkmış. Neyse. Şuradaki sonda da Karekser var. Onu da bırakmayalım. Ve artık benim için önemli olan şuradaki iksir sondasını da hemen istiyorum. Bu arada yüzdeyi tamamlasak mı ya? Gerçi bonus oranı önemli ya. Bence alalım arkadaşlar. Bonus oranı için alalım bence. Buradan bu arada arkadaşlar zeplini bırakırsam belediyede inşaatta olduğu için belediye kesinlikle zeplin belediyeye gitmeyecektir. Bilginiz olsun. Ondan dolayı bu tür şeylerde muhakkak ufak bir stratejiniz olsun. Şöyle iki tane bırakayım mesela. Bırakamadım. Neden? Allah seni kahretmesin. Neyse tamam. Şurada hemen bir öfke daha kullanıyorum. Orada biraz yüzdeyi arttırmak için hızlanmak istedim. Al abi %50'si bana yeterli. Dev bomba. Tamam sıkıntı değil. Şampiyonumu kullanıp şöyle yeteneğini basarsam. Tamam %52. Bereket versin baba. 1.250.000 iksir burada. 246k da bonusu düşünecek olursak 1.400.000 civarında ganimetle başladık arkadaşlar. Mükemmel bir orandı bence. Ben burada kupayı kovalamıyorum. Tamamen ganimeti kovalıyorum. Bu da benim işime geliyor arkadaşlar. Kraliyet hayallerim hemen şöyle fullleyelim. Bunlar üretilsin. Biz kasmaya devam edelim. İksirlerimi de basayım abi. Her halükarda bana lazım oluyor. Tabii ki yeter mi? Yetmez abi. Bir tane de eğitim iksiri basalım. Hızlı hızlı ordumuz gelsin. Hızlı hızlı ganimet kasmaya devam edelim. Güzel okkalı, ganimeti bol olan güzel bir köyü bulup hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar ben aralıklarla böyle 400-500k yakaladım da onları da ufak ufak tırtıklıyorum. Bilginiz olsun. Sizin karşınıza milyon bulunca geleceğim. Hadi devam edelim. Gene arkadaşlar ortalama 875k gördüğünüz gibi ganimetle karşınızdayım. Artık ben genelde az çok demiyorum. 850k civarında da ganimet az bir oran değil. Ondan dolayı hali hazırda eğitim ikisi de varken neden bunlara direkt yapışmıyoruz diyerek giriyorum abi. Şimdi şöyle bir sağa sola toparlayarak birer tane bırakıyorum. Buradaki hızlı şekilde arkadaşlar oha ne kadar dev bomba buldum ya. Depolara direkt erişmek için aslında. Depolarım şimdi gün yüzüne çıktı ama şuradaki barbar kralı da almak istiyorum. Ve şuraya bir tane bırakabilirim. İç noktada iki tane depo var. Onlara da gitmem lazım.
Ve belediye inşaatta değil. Bu güzel haber. Neden güzel haber? Hemen ona geçeceğim arkadaşlar. Onun öncesinde iki tane bırakalım ve şuradaki depoyu alalım. Umarım tuzak çıkmaz. Çıkmadı takdirde ikisi birden düşecektir. Gayet nefis. Ya ben var ya bu kraliyet hayaletinin hastasıyım. Net söylüyorum. 3 tane attım. İksir genel olarak kullanmamak için oraya. Tekrar şuraya gireceğim. Ve abicim bura benim için önemli demiştim. Bundan dolayı şu şampiyonun tepesine bir tane bırakacağım. Bura düşmüş mü? Çok iyi. Kara iksir aşağıda beni bekliyor. Onu da göz önünde bulundurarak. Hadi bakalım arkadaşlar belediyeye gidelim. Duvarı kır abi. İlk hasarını da yarkından ben kraliçeye göndereceğim. Şöyle gönderebilirim. Koruyucuyu da bırakıyorum. Ve şöyle zeplinimizi devreye sokabiliriz. Biraz öne git. Biraz daha şöyle yeteneğine bastığım durumda. Dondurmam yok. Bu benim dezavantajım aslında burada ama. Şöyle bir öfkeyle beraber. Umarım belediyeyi düşürür. Dondurma olmadığıma pişman olmam umarım. Derken lan birer tane de vurun. Ve şöyle belediye düşüyor. Çok iyi. En azından yüzde oranımızın artacağının garantisidir bu. İki tane arka arkaya verdikten sonra şurada bir büyü kullanıyorum. Hemen orada kara iksirle altın deposunu da verebilir misiniz abi? Nefis, nefis, nefis. Altın deposunu da alayım abi. Şöyle bir tane daha salıyorum öfke varken. Şöyle hero'ların ölmesi hiç önemli değil arkadaşlar. Zaten eğitim iksiri de olduğu için orayı hızlı şekilde toparlayacağız. Ne varsa aldık arkadaşlar. Beklemeyelim çıkalım bence. 875k 300k da bonusla beraber gene 1 milyon 100.000'i bulduk abi. Bence bereket versin diyerek şöyle geri çıkalım. Dediğim gibi aralıklarla arkadaşlar 500k civarında çıkarsa ben tırtıklayıp kaçıyorum ama orada ganimetimizi elimizden geldiği kadar kasarak devam etmiş olacağız. Şimdi ordum hazırlanıyor arkadaşlar. Güzel de bir milyona yakın milyon civarında bir köy bulup hemen geliyorum. Evet dostlar. Milyonluk ganimete tekrar erişmiş bulunmaktayız. Abicim seni ben ham yaparım şimdi. Şöyle öncelikle bir çevreyi toparlayalım arkadaşlar. Ne varsa çevrede almak istiyorum. Onun haricinde şurada açıkta depolar var. Bunları da alalım abi. Daha sonra içerideki depolara kadar gidebilirsek gideceğiz. Ulan ben Klan Kalesi'ni neden almadım? Bak bunu da yeni gördüm. Tamam onlar benim için sıkıntı değil abi. Şöyle birer tane atalım. Şuradaki depolara erişelim. Hemen şuradan da bir tane sallıyorum. İçeride depolar da beni bekliyor. Bu arada rakibin de hero skinleri fullmüş abi. Şu an onu da gördüm. Abi şöyle arka arkaya bırakalım. Şu iki taneye bir tane de hemen büyü kullanmak istiyorum. Sağa döner mi dedim de dönmedi. Ve şöyle bırakırsam iki tane orayı talan edeceklerdir. Hemen buradan devam edelim. Buradaki kraliçeyi aldıktan sonra muhtemelen oraya erişeceğiz ama... Pek sıkıntı değil benim için. Elimde 19 tane daha var. Hadi abi orayı da alır mısınız? Ulan orayı da alsanız çok tatlı olurdu ya. Gerçekten bak. Hiç gitmiyor. Hiç umutlu değilim oraya bak. Tamam birer tane bırakalım. Önden bir tane daha temizlik bekliyor benden anlaşılan. 15 tane kaldı. Birimin ne alırsam kârdır düşüncesiyle girdim yerde. Bir tane daha sallasan oraya çok iyi olurdu be. Şöyle iki tane attıktan sonra abi bir de öfke kullanıyorum. Orada hero'ları yiyecek o. Al kraliçeyi de vur iksir, iksir deposuna vur. Çok iyisin. Nefis nefis nefis. Şimdi burada abi bir tane nur topu gibi altın depomuz var. Onu da istiyorum. Buradaki altın deposunun içerisinde bir şey kalmadığı için sadece şu iki tane kalacak. Ama tamam onlara da arkadaşlar önemsemeyeceğiz. Şuradaki depoyu alıp gidersek bizim için kafidir bence. Hemen depoya erişiyoruz burada abi çok iyi. Bak şunun içinde kara iksir var. Bunu da kaçırmayalım. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Yok. Şunlara gidemeyiz herhalde. Gider miyiz lan? Vallahi bir şansımı deneyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane birden atıyorum. Ve şöyle bir de öfke kullanacağım. Güzel bir temizlik yaparsak bence oraya gidebiliriz. Hadi bakayım bıraktım. Bir tane daha atıyorum arkasından. Alın abi orayı. Çok iyi. Abi Allah aşkına depoya gitme be. Şuradan gider misiniz? Abi çok saçma yerlere gidiyor. Şimdi depo... 2-3 grup mu attım lan? Bir de şöyle koşu yoluna bir öfke kullanayım. Hadi depolara ya. Tuzak da çıkmasın. Depolara. Depolara abi. Boş depoya gitti. Allah seni kahretmesin oğlum. Yatacak yerin yok senin. İki taneyi de bırakıyorum arkadaşlar. Abi yapacak bir şey yok. Ve şöyle öfkeyi bastım. Hadi alın abi. Çok güzel ya. En azından onları aldım ya abi. Bana yeter. Hemen şurada. Şampiyonun yeteneğini kullanıyorum arkadaşlar.
şöyle son %'mi arttırdıktan sonra çıkabilirim. 1 milyon iksir aldım. 297K'da bonusla beraber 1 milyon 300 bin civarında bereket versin. Bu bana yeterliydi. Tabii ki kraliyet hayaletine doymuyorum. Hemen arkadaşlar bugün suyunu çıkartacağız bunun. Bu arada arkadaşlar kraliyet hayaletinin genel olarak süresini göstermemiştik. Gelin bir de ona beraber bakalım istiyorum. Şimdi şöyle bir gelelim etkinlikler kısmından. Gördüğünüz gibi 12 saat sonra bitiyor. Yani sabah bitmiş olacak. Biz artık bir sonraki Cadılar Bayramı'na kadar bunu göreceğiz. Şimdi hali hazırda arkadaşlar tüm birimlerimde olsun. Bunun yanında klan kalemde de olsun. Güzel okkalı bir ganimet köyü de bulup hemen geliyorum. İlk bastığım köyde 952K iksir geldi desem ne dersiniz arkadaşlar? Geldi abi. Hemen gireceğim abi, hiç beklemiyorum. Yani altın tamam az ama iksir de gördüğünüzde kaçırmayın abi. Bereket versin diyeceksiniz, çıkacaksınız. Olay bu. Hemen buraya da dadandım abi. Şuradaki iksir depolarının hepsini istiyorum. Ondan dolayı şöyle bir sağ solu iyi temizlememiz lazım oraya gidebilmek için. Ondan dolayı birimlerimizi atalım. Bu arada klan kalem dolmuş muydu? Ulan zeplin almamışım. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Zaten hemen girdiğim için bekleme yapmamıştım. Şöyle birimlerimizi bırakalım. Alalım abi burayı. Şimdi buradaki depolara ufak ufak erişme vakti geldi bence. Orayı bir tık bekliyorum. Ve şöyle abi nereye gidiyorsun? İki grup birden arka arkaya attım. Sanırım bu yeter, yetmezse abi burada büyü basarız gene alırız. Burayı direkt büyü kullanmamın nedeni arkadaşlar yüzdeyi arttırmak için burayı biraz toparlamak istiyorum. Ondan dolayı kraliyet hayatları yüzdeyi arttırsın burada. Hemen şöyle alalım orayı da. Bu kadar basit. Tam istediğim gibi. İstediğim performansı verdi bana. Şurada bir öfke daha kullanacağım. Hemen. Bir tane daha bu arada atıyorum arkadan. Çünkü oradan yüzde toparlanma ihtimali yüksek. Diyerek bence aldık ya. Bir şey kalmadı. Ne dersiniz arkadaşlar? Bonusla beraber okey bence. Şöyle yüzdeyi de arttırmak için iki tane daha burada kullanıyorum. Bir de öfke. Bir de eğitim iksiri olduğu için var ya arkadaşlar. Çok seri şekilde üretiliyor. Ve arka arkaya direkt savaş yapabiliyorum. Mükemmel. Tek kelimeyle. Bu 300K nerede abi derseniz. Gerçekten depo yok. Toplayıcı da yok. Bilmiyorum. Ama şöyle gelmişken abi. İçinin boş olduğunu biliyoruz ama şu altın depolarını da almadan gitmeyeceğim be. Vallahi onu da alasım vardı. Hemen onu alalım. Şurada şampiyonun yeteneğini kullanalım. Yüzde varsa artsın. Çıkalım. Beklemiyorum. 619K. 255K'yı da üstüne korsak. Ortalama 750-800K. Bereket versin. Her zaman mantığım bu arkadaşlar. Azı kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Düşüncesiyle ben ganimetlerimi kasıyorum. Şimdi hemen şurayı dolduruyorum. Okkalı'da güzel ganimetli köy bulup hemen geliyorum. Evet dostlar. Tekrar ortalama 800K civarında ganimetle karşınızdayım. Bunun arasında da arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hemen depoları doldurmaya geldim. Araklarla savaşları da yani devam ettirdim ve mükemmel şekilde aslında ganimetler kastım. Bunlar da 500-600K olduğu için videoya eklemek istemedim gerçekten. Şimdi aslında bunlarla beraber depolarımızı dolduracağız ve ganimetlerimizi harcamaya başlayacağız. Şimdi abi şöyle bir girelim. Depoların hepsini tek tek alalım istiyorum. Şurada abi şimdi. Buradaki iksir deposunu hemen alalım. Kaydı bak. Şuradan da girelim abi. Tekrar bırakıyorum. Şuradaki depoyu da, şuradaki iksirleri de alalım. Ve muhtemelen buraya kayacağı için şu atölyeyi de aradan çıkarmak istedim. Şimdi gelebiliyor muyuz senin yanına? Abi şuradan alsam, ulan Allah aşkına var ya bir depoya gitmemiz. Şuradan tekrar bırakıyorum. İki tane arka arkaya attıktan sonra burada bir öfke kullanacağım. Hemen arkadaşlar orayı talan etmek istiyorum. Gelin abi. Vur abi. Çak bir tane daha. Çok güzel. Alırsınız o depoyu da, uğraştırmayın beni, çok iyi. Bura bitti. Şimdi burada her halükarda buraya kayacak. Ondan dolayı bir tanemizi önden atalım. Bir tane de şuraya gitsin. %7 tamamlayacağımız için sağa sola biraz çarpıtabiliriz arkadaşlar. Diyerek hadi abi. Artık tamam mıyız? İksir deposuna gidiyoruz. İki tane arka arkaya attım. Bir tane de öfke atıyorum. %'yi arttırırız orada. Ulan bir tanesi zıplama tuzağına gitti ya. Neyse sıkıntı değil. Al orayı da. Çok iyi. Karaksire gelirim dedim de. Neyse uğraşmayacağım karaksirle. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Tabii ki kraliçeyi de şuradan biraz yüzde arttıracağım. Şuradan şampiyonu vuracağım. Ve koruyucuyu da attığımız gibi arkadaşlar şöyle. Ve tam kartal topunun bombası düşmeden arkadaşlar yeteneğe bastım. Şampiyonun da yeteneğini şöyle kullanıyorum. Kraliçenin de kullanıyorum. %70 bandını geçer miyiz? Bence geçeriz artık. 67. Hadi abi. 68. Orayı da al. Orayı da al. Yeter. 70 oldu.
70 olduğunda biliyorsunuz ki arkadaşlar bonus oranı tamamen alabiliyorsunuz. 300K'da oradan derken 900K civarında tabii ki bereket versin diyorum arkadaşlar. Yani gayet güzel şekilde ganimetimizi toparladık. Hadi bunları yiyelim. Şöyle hemen normal CGQS düzenime geçiyorum arkadaşlar. Bu arada şunların basılmasını da ayrıca den videosunu çektim. Sizi de kısa sürede buluşturacağım arkadaşlar. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Bir inşaatçım 2 gün sonra geleceği için iksirle veyahut altınla kesinlikle işim yok. Ondan dolayı tamamıyla duvar basabiliriz. Şöyle bir de 800 ya abi 8 milyon az değil ya. Gerçekten basıyorum var ya içim gidiyor. O kadar kasıyorsun ve bir tane duvar basıyorsun. Şunu da basmış olalım. G'ye çok az kaldı. Dediğim gibi G'nin normal şekilde duvarların basılması için de ayrıyetten bir video hazırlamıştım arkadaşlar. Sizinle onunla da zaten yakın zamanda buluşacaksın. Kraliyet hayaletine bugün sizinle beraber elveda derken şöyle baktığımız süre içerisinde 12 saat sonra gidiyor. Tabii ki ben ganimet kasmaya ve duvar kasmaya ediyor olacağım. Ondan dolayı kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Diğer videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Muhakkak like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.